Sübürge kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yorumları okuyup yorumlara göre e, soruları cevaplamaya devam ediyoruz. E, az önce bir çekim yaptım ama çekim kastı için tekrardan çekmem gerekiyor. Şimdi yorumlar kısmına geldiğimiz zaman e, bir kullanıcının mesajını gördük. Merhabalar Philips Maraton değildi 7151 ve Maraton 9155 arasında kaldım diyor. Ürünü hakkında bilgi verirseniz paylaşabilirseniz çok sevinirim diyor. Okey. E, şimdi ben iki markayı açtım arkadaşlar burada bu Philips Marathon Daily 7151. Bu da Philips Marathon 9155. Bu ikisi iki ürün arasında kalmış. Öncelikle fiyat olarak bakarsak arkadaşlar bu fiyatın yüksek olmasının sebebi bu modelin çok fazla tercih edilmesi. Arz talep ilişkisiyle bağlantılı bir durumu. Bazı sitelerde bu 15.000 liraya kadar çıkabiliyor. Tamamen satıcının şeyine kalan. Bu üründe 7200 lira ee, bunun bir modeli var yeşil renkli olan. Onu zaten aldılar götürdüler. 30 bin lira kadar çıkarlar. Tamamen o bizim videomuzdan sonra inanılmaz bir fiyat patlaması oluyor ve bu korkunç bir şey. O yüzden elinizi çabuk tutun. Şimdi iki makineye karşılaştıracağız arkadaşlar. Şimdi önce Philips maratonu bu modellere çıktı. Bu modellerde eksi taraflarını gördükten sonra Philips bakın. Philips'in en güzel tarafı Yatay süpürgelerde, dikeyde yapar yapay yatay süpürgelerde eksiklikleri görüyor ve güncelliyor. Şimdi bu üründe arkadaşlar eksikliklerin güncellendiği kısım hemen konumuza gelelim. Şimdi şu kısım elektronik kısım olduğu için arkadaşlar bir kronik arızası var. Bakın şunun kisi manuel, burada düğme var, artı, azaltım. Hemen onu şöyle yapalım. Suburgeners kanal üzerinden size göstererek daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Videolara gir, short kısmına. Şimdi Philips maratonda, şimdi az önce bahsettiğim şu durum var. Ses geliyor mu? Bakın ışıklara bakın. Ha kesti. Bu elektronik kart arızası arkadaşlar problem var burada bazıları ne yapıyor biliyor musunuz şu kumandanın bağlantı noktasını kesiyor çözüldüğünü sanıyor orada başka bir durum oluyor şahsa durum oluyor ve farklı bir arıza yol açıyor e, yorumlarda böyle bir şey görebilirsiniz ama bunun başka bir sıkıntısı var Ka kart arızası O yüzden bu e, 1 0 önde şu makine 1 0 önde buna göre bu sıfır bu bir şimdi Bundan sonra arkadaşlar bunun taşıma sapı var ya. Taşıma sapının tırnağı kırılıyor. Tırnağı kırılıyor. Bu ağır bir makine. Bu daha hafif bir makine. Hemen onu da gösterelim. Hatta şurayı kapatmayayım artık da. Daha rahat bulalım. Ee, videolardan Philips tırnak. Philips tırnak yazıyorum. Eee Şurada tırnak değişim videomuzda. Bakın hemen size parçayı göstereceğim. Tam olarak bu parça. Bakın görüyor musunuz? Kırılmış. Şu full HD Daha kalitesi var mı? Bakayım. Görüyor musun? Bakın şu parça kırılmış. Hemen devamında bir parça değiştiriyorum. Bakın kırılan parça burası. Burada bahsediyorum zaten. Bu videodan izleyebilirsiniz. Değişen parçasını da göstereceğim Bir saniye Anlayacağınız oradaki parça Kırılıyor Yeni taktığım parçayı bulamadım Neyse zaman kaybetmeyelim Ha, Şu kırılan parça Tırnağın değişimini nasıl yapıldığını gösteriyorum galiba Onun yeni parçasını Takıyoruz zaten İkinci bir sıfır. Burası sıfır. Burası iki gibi düşünün. Arkadaşlar. Ee, daha sonra şu hortum girişi var ya. Bu hortum girişi kalın. Şurası dardır. Ama bunda bu dar. Bu da dar. O yüzden bu hortum bulmanız daha kolay. Mesela şunun hortum örnek veriyorum. 300 TL ise aynı bu hortum 800 TL oluyor. Maliyetli oluyor. Bu sizi sıkıntıya sokabilir. Bakın 1, 2, 3. Dördüncü sıkıntı şu. Tutma sapı kırılıyor. Bakın. Hemen şuraya bir tutma sapı yazalım. Philips tutma sapı. Bunlar hep kronikleşmiş arızalar olduğu için Aa bakın mesela şu. Tam kırıldı ortamı görüyor musunuz? Buradan. Bu bunun kronik çünkü mühendislik hatası var. Şimdi bu şu şekilde geliyor ve bükülüyor ya. Şuradan elle itildiği zaman arkadaşlar kırıyor bunu, bunun önüne geçemiyorsunuz. Bugün mesela e, Philips tutma sapı ne kadar diye baktığımız zaman, bak aradaki farkı göstereceğim. Bak 900 lira diyor bu ürüne, şu ürüne 169, 100, hadi 150 lira de sen buna 145 fiyatlar değişiyor. Yani şunun sapı 150 TL iken şunun sapı 900 lira ve bu sap kırılmıyor arkadaşlar daha bu sapın kırılıp geldiğini görmedim yani. Bu peki ürün niye satılıyor? Bu ürün niye satılıyor biliyor musunuz? Bunu söküyorsunuz. Bunu takıyorsunuz. Hadi bunu da 150 liraya kurtardığınızı varsayın ama bu sefer ürünü artım azaltım yapamayacaksınız. Özelliği düşecek. Şu kısma geldiğiniz zaman teleskobik boru arkadaşlar. Şu teleskopik borunun tam şurası kırılıyor. Şuna bakayım yaz, yazınca çıkacak mı? Philips teleskopik boru kırıldı. Şeye bakacağım, görsellere bakacağım. Eee bu şeylerin sıkıntısı. Şu alüminyum parçasının tam burası kırılıyor arkadaşlar. Orası kırıldığı için e, bunun değişmesi gerekiyor. Ee, borular ne kadarmış ona bakalım. Bu dik süpürgenin. Demir olan değil. Şu alüminyum olan. Mesela bakın 450 lira alüminyum. Ama bundaki demir. Demir alüminyum. O 220 lira. Neredeydi? Şu örnek veriyorum. E burada da bu öne geçmiş. Yani bu makine şu makinenin eksiklerini tamamlamış bir makine. Bu başlığa geldiğin zaman bu başlıkların tekerleri kırılıyor arkadaşlar. Şu hortumu yırtılıyor. Bu ciddi bir problem ama bunun başında hiçbir şey olmuyor. Sadece bunun başında gırtlak hortum varsa gırtlak hortum yırtılıyor. Philips e, başlık hortumu diyelim. E, şu. Hah, şu modelse eğer arkadaşlar yırtılan malzeme bu modelse ee, bu değişebiliyor çok maliyetli bir şey değil burada çok yüksek yazmışlar bununla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz ee, Ama Bu yine böyle olmadığı için gayet kullanışlı Bunun motoru çok güzel biraz da sessiz ee, Filtreleri de uygun Mesela şöyle bakalım o Filtreye bakacağız Ee, bunun filtresi hangisi biliyor musunuz? Şu anda çıkmadı şöyle Power Pro City yazayım Evet bunun filtresi Şu arka filtresi bu o ön fitnesi çıkmadı. Şu da ön fitnesi olsa gerek ya. Yani çok maliyetli bir şey değil açıkçası. Gayet de güzel. Ee, o yüzden bu ürün bu ürüne göre daha mantıklı, daha doğru, daha uzun süre kullanabileceğiniz bir ürün. Ee, bu yüzden tavsiye ederim. Bu üründe sadece şunu atlamayın. Kovası takılı değilken oradaki anahtarı değilken çalışmaz. Kronik bir sorunlardan birisidir. Ee, bu video için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.